Anadolu'da sabahın ilk saatleri. Az önce doğan güneş yüzeyin rengini değiştiriyor. Burası İç Anadolu'nun doğusunda yer alan Yukarı Kızılırmak bölümü ve Sivas. İç Anadolu bölgesinin bu kısmı bölgenin de en yüksek topraklarıdır. Ancak bu Kızılırmak Havzası'nda kot farkı çok daha düşük olan Yeşilırmak Havzası bulunur. Sivas topraklarını terk etmeden önce Kızılırmak 1100 metredeyken Yeşilırmak 600 metreye kadar iniyor. Bu fark daha sıcak ve daha ılıman bir iklime sebep olur. Sabahın bu ilk saatlerinde eğimli gelen güneş ışınları, coğrafyanın yüzey şekillerini de iyice ortaya çıkarıyor. Dağların yüksek zirveleri kısmen bulutlarla kaplanmış. Ovadaki düzlüklerse güneşin rengiyle adeta kartpostal gibi. Gölgelerin etrafındaki güneş, bulutların arasından belli noktalara geliyor. Sivas'ın Suşehri ilçesi, Kılıçkaya Baraj Gölü'nün sularıyla farklı bir güzelliğe sahip. Suşehri, İç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas'a bağlı olsa da, coğrafi özellikleri bakımından Karadeniz bölgesindedir. Neredeyse iklimsel olarak bir sınır bölgesinde yer aldığı için burada hem İç Anadolu hem de Karadeniz iklimi görülür. Kelkit Çayı üzerine inşa edilen Kılıçkaya Barajı Giresun'da ama suların yaklaşık yarısı Sivas il sınırları içerisinde. Gölün suları denizden yaklaşık 850 metre yükseklikte. Ancak hemen kenardaki bu tepelerin üzerindeki düzlükler 1500 metreyi geçiyor. Burası adeta bir masal diyarı gibi. Ağaçların arası tamamen yemyeşil. Bu yeşil ve taze otlar bölgedeki hayvan sürüleri için yiyecekle dolu mükemmel çayırlar demek. Tabii bu toprakların bu kadar güzel olmasında yeşil bitkiler kadar ışığın da etkisi var. Işık, güney kısımlara yağan yağmur damlaları arasında kırılıyor.
Güneş ve yağmur belli bir açıyla birleşince ışığın içindeki renkler de ortaya çıktı. Havada yüksek miktarda nem var. Zaten doğu yönündeki bulutların altında yağmur çoktan başlamış. Yağmur gölün üzerinden güneydoğuya doğru geçiyor. Kılıçkaya Gölü'nün 20 kilometre kadar doğusunda Gölova Barajı var. Mevsimden dolayı göldeki su seviyesi çok yüksek. Neredeyse yıl boyunca göl kenarında bulunan ağaçlar ilkbaharda artan su miktarıyla bugün göl sularının içinde kalmış. Tabii biraz yukarıdaki ağaçlar daha şanslı. Yağmur şiddetini arttırıyor. Yine de yağışın dışındaki kısımlar kısmen güneşli. Gölün yüz ölçümü yaklaşık 3,5 kilometre kare. Gölova isminden de anlaşılacağı gibi gölün etrafındaki yeşil tarlaların bulunduğu küçük bir ovada yer alıyor. İl topraklarının ortalama denizden yüksekliği 1000 metreyi geçmekte. Yüksek rakım havanın temiz olmasına da doğrudan etki eder. Sivas coğrafyasındaki bu tarlalar, sularla beslenen verimli toprakların da işareti. Düz arazileri çevreleyen etraftaki bu tepeler bile kısmen ormanlarla kaplı. Ancak Sivas'ın her tarafı bu kadar da yeşil değil. İlin en doğusunda yer alan Gölova Barajı, 60 kilometre güneybatısı tamamen çorak.